Müslüman sevindiği zaman sururunu nasıl dile getirecek? Yani alkış mı vuracak, ıslık mı çalacak, dans mı edecek, ne yapacak? Bütün bunlardan Müslüman uzak. O halde Resulullah Aleyhisselam'a bakıyoruz. Efendimiz sevindiği zaman ya da sahabe-i kiramla bir heyecan hali olduğunda ne yaparlardı? Efendimiz Aleyhisselam Hayber'e gidiyor. Hayber sokaklarına girince Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselam Allahu Ekber, Haribet Hayber buyuruyor. Yıkılsın Hayber, Allahu Ekber. Yani büyük olan Allah Azze ve Celle'dir. Onun gücü önünde ne Yahudiler, ne Hayberler, ne Benu Nadır, ne şunlar bunlar. Hiçbir güç duramaz. O halde Allahu Ekber, Müslüman bir zafere muhatap olduğunda onunla bir şevk, onunla bir heyecan olur. Ama bu heyecan isyana dönüşmez. Bilir ki her şey Allah Teala'dandır. Yani onun zaferi, onun ihsanı, onun lütfuyla Müslümanlar o noktaya geldiler. O zaman onu tazim edeceğiz. Nasıl olur tazim? Allahu Ekber diyerek. Allahu Ekber. Yani Allahu Ekber bize diyor ki Allah Teala'nın gücü önünde Çin'de duramaz, Amerika'da, Rusya'da duramaz. Hazreti Ömer Efendimiz de radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselam'ı Hayber'den dönerken yine Buhari rivayetiydi. Bir yerde konaklıyorlar, gecenin önemli bir bölümünde yürüyorlar, sonuna doğru konaklıyorlar, nöbetçi var ama yorgunlar, savaştan, cihattan dönüyorlar, uyuyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh dördüncü uyanan, uyandığı zaman ne diyordu? Fekabbara ve rafa'a savtehu. Tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani ve rafa'a savtehu bit tekbiri. O kadar tekbir getirdi, o kadar yüksek sesle söyledi ki Resulullah Aleyhisselam da uyandı. Yani nasıl güneş üzerimize doğar? Orada da hüznünden söylüyor. Ya Rabbi sabah namazını kılamadık. Ne oldu? Ömer bunun hesabını sana nasıl verir diye hüzünden kendinden geçiyor Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Öte tarafta sevinç var. Demek ki hayret hali Müslümanı kuşattığı zaman alkış vurmayacak, ağlamayacak. Sevincinde de, hüznünde de. Nerede teselli arayacak? Allahu Ekber'de. Alkış yok kardeşim. Bu yok yani. Neye yok? Neden yok? وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً Mekkeli müşrikler Kabe-i Muazzama'nın etrafında dönerken ne yapıyorlardı? Isık çalıyorlardı, alkış vuruyorlardı. 15 Temmuz gecesi alkış mı vurdular? Ne yaptılar? Tekbir getirdi Müslümanlar, salalar okudular. Biliyor ki alkışın bir hükmü yok, müşrikler yapar. Müslümanlarda olmaz. Şunu demiyoruz tabii, alkış vuran müşrik olmuştur demiyoruz. Ama Müslüman da alkışla mı olmayacak? Allah Teala buyuruyor. Ayet-i Kerime, müşriklerin adeti. Peki bir konferans dinliyorsunuz. Orada bir heyecanlanma hali oldu. Ellerini kaldıracak, alkış mı vuracak Müslüman? Hayır. Ne yapacak? Tekbir getirecek. Allahu Ekber. Peygamber götürüyor sallallahu aleyhi ve sellem. O Allahu Ekber diyor. Hem de üç defa diyor. Küçük bir çocuk yanında nasıl derdi anlatacaksın? Nasıl davayı anlatacaksın? Çocuk. Yani ona şöyle Razi'den, Beyzavi'den, işte Buhari'den getirsen hadis-i şerifler, ibareler anlar mı? Anlamaz. Ama Müslümanlar ellerini kaldırıyorlar, tekbir getiriyorlar. Allahu Ekber, melekler sanki iniyor oraya. İşte çocuk bunu unutmaz. Sahabe çocuklarının unutmadığı gibi tekbir var, alkış yok. Caiz değil.